Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 8'li AYT sayısal eşitlik denemesinin deneme 5'teki geometri kısmını çözeceğiz. Hepinize iyi seyirler. 28. soru. Aşağıda eşkenar üçgen dik prizma verilmiştir. BC 4, CF 6, tanjant EFA kaçtır? Tanjant EFA. Şimdi bunu yatay olarak değil de şöyle bir düşey olarak düşünsek, yani şöyle bir düşey olarak düşünmeye kalksak, şöyle çeksem, şöyle çeksem, şimdi bu da şurası ABC olsun, şurası ABC olsun, şurası da EDF. Zaten tanjant EFA'yı söyledi değil mi? Tanjant EFA. Tam şurası şöyle. Şöyle. Şimdi bakın. Şurası 4 birim. Şurası 6 birim. Şurası da 4 birim eşkenar üçgen olduğu için. Şurası da 6 birim. Şimdi şu köşegen bizim için Pisagor'dan 36 artı 16. 36 artı 16. Çünkü şurası dik dikdörtgenin köşegeni bu. Burası 2 kök 13. Burası 2 kök 13. Aynı şekilde burası da 2 kök 13. Şimdi bize şuradaki açıyı soruyor değil mi? Şimdi artık şöyle bir üçgen olmuş oldu. İkizkenar üçgen olmuş oldu. Şuraya dışarı taşıyayım. 2 kök 13. 2 kök 13 tabanı 4. Hemen şuraya bir dikmeyi çekersem şuralar 2 2 olacak. Şuradaki açının tanjantını soruyor. Şurası 52. 4 çıktı 48. O zaman şurasının 4 kök 3 olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki açının tanjantını soruyorsa karşı bölü komşudan 2 kök 3 birimdir. 2 kök 3'dür deriz oranını. Tamam mı? Evet. 29. Aşağıda O merkezli birim çember ve B noktasının koordinatları 2, 2 olacak şekilde OABC karesi çizilmiştir. P noktası birim çember üzerinde değişken bir nokta olmak üzere PAB ve PBC üçgenler alanları toplamı en fazla kaç birim karedir diyor. Şimdi bu değişken bir nokta olacaksa madem şurada olsun değil mi? Ve alanları toplamı en fazla diyorsa burada olsun. O zaman şunu hem böyle çemberin merkezinden hem de karenin köşegenine doğru çekelim. Şimdi PAB şu mesafe olmuş oldu. Sonra PBC de şu üçgen olmuş oldu ki zaten şunlar 45 derece geleceği için şu üçgenle bunun aynı olduğunu görebiliriz değil mi? Yani alanları aynı olacak, hatta üçgenler eş bile deriz. Şimdi bir tanesini gidip bulsam 2 ile çarpsam diğerinkini hesaplarım zaten. Şimdi şurası zaten 2. Şurası zaten 2. Şu yüksekliği bulmaya çalışacağım. Şimdi o yüksekliği bir bulmaya çalışalım. Şöyle bir çekelim. Şimdi bu yüksekliği bulursam taban çarpı yükseklik bölü 2'den bu üçgen alanını bulabilirim. Şimdi bize ne lazım? Bak şuradaki mesafenin 2 olduğunu biliyoruz değil mi biz? Şuradaki mesafenin 2 olduğunu biliyoruz. Şurası 2. Şimdi şuradaki yarıçap birim çember olduğu için 1'dir. O zaman 45-45 ile geldiği için, yani şurası da tam birinci açıortay doğrusu olduğu için 45 olduğu için burası da 1 bölü kök 2 olacak değil mi? Şimdi burası da 2 idi. O zaman bizim yüksekliğimiz 2 artı 1 bölü kök 2, yani kök 2 bölü 2 çarpı tabanımız 2. Bölü 2 üçgen olduğu için çarpı 2 diyorum bir de. Şu üçgenle bu üçgenin alanları birbiriyle aynı olduğu için. Şunlar gitti. 2 ile 2'yi çarptım 4. Bununla bunu çarparsam 4 kök 2 bulabilirim. Tamam. Evet. 30. soru. Şekil 1'de O merkezi çember AB doğru parçası boyunca katlanmış ve şekil 2 oluşturulmuştur. OM ile OB'nin oranı 1 bölü 5'miş. Olduğuna göre O merkezi çemberin yarıçapının ACB yaylı çemberin yarıçapının oranı kaçtır? Şimdi bunu katlamış. İlk önce şuna bir bakalım. Şu normalde O merkezi çemberin yarıçapıdır. Bir de şuna bakalım. Bir de şu ACB'ye bakalım arkadaşlar. Bu da ACB'nin yarıçapıdır. Şimdi bakın arkadaşlar, burada güzel bir durum var. Şimdi katlandıktan sonra oluşan çemberin, şu çemberin, kırmızı yaylı çemberin yarıçapıyla mavi yaylı çemberin yarıçapı zaten birbirine eşittir. Yani bunların oranı birine R dersen birine R1 dersen eşit olduğu için her zaman 1 olmak zorunda. 31. soru. 31. soru ABC dik üçgen. Diklikler verilmiş. AB2, DC uzunluğu hangisiyle ifade edilebilir diyor. Şimdi bunlardan hepsini tabii trigonometrik olarak ifade etmemiz lazım. Şurası x ise şurası 90 eksi x. Şurası 90 eksi x. Şurası x.
Şurası 90 eksi x. Şimdi burada x türünden yazmamız lazım. Bakalım nasıl yazacağız. Şimdi mesela biz buraya şuraya y desek, şuraya y desek. Şimdi BD'ye BD'yi bulsak DC'ye geçebiliriz. Mesela buraya y desek. Şimdi karşı bölü hipotenüsü yazsak, yani y bölü 2 yazsak bunun adına sinüs x dememiz lazım. Yani aslında y'ye 2 tane sinüs x diyebiliyormuşuz, değil mi? Şuradaki y'ye 2 tane sinüs x. Sonra DC'yi yazacağım. Karşı bölü komşu desem, karşı bölü yani DC bölü komşu 2 tane sinüs x desem, bunun da sinüs x, yani bunun da karşı bölü komşu tanjant x olduğunu biliyorum. O zaman buradan DC eşittir tanjant x çarpı 2 tane sinüs x oldu. Böyle bir şey bulabilirim belki. Böyle bir şey yok. Tanjantlı bir şey yok. O zaman tanjantı biraz açmamız lazım. Şunu sinüs x çarpı 2 bölü kosinüs x diye açabiliriz. 2 sin kare x bölü kosinüs x. O bizim işimizi görür. Geldik 32. soruya. Kalınlığı önemsiz bir ip üzerinde eşit aralıklarla A, B, C, D, E, F, G noktaları verilmiş. Buna göre ip KLMN o noktaların hangisinden kesilirse kalan büyük parçanın kesilen ucu A noktası ile çember oluşturacak şekilde birleştirildiğinde AD açısının ölçüsü 100 derece olur. Şimdi ilk önce şöyle bir düşünelim bakalım. Şimdi ADE. Şimdi şunu şöyle çektik. Bunu böyle çektik. Bir tane bir ADE açımız var. ADE açımız ve burasını 100 derece diyor, değil mi? O zaman şurası da çevre açığı olduğu için 200, yani yay 200 derece olacak. Şimdi ADE. Bakın şimdi. A, D, E'nin arasında 1, 2, 3 parçalık bir kısım var. D ile E'nin arasında bir parçalık bir kısım var. O zaman şunu diyebiliriz. Burası 3A kadar yayılacaksa burası da A kadar yayılacaktır. O zaman bizim 4A'mız 160 olacak. O zaman A 40 derece olacak, değil mi? A 40 derece olacak. Yani şurası 120 derece olacak. Burası da 40 derece olacak, değil mi? Şimdi kesilen nokta. Hangisini parçalarsak. Şimdi bir kez 9'un bir katı olmalı, değil mi? Şimdi mesela şuradan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani şuradan kesersek 9 parça. Şimdi bunu birleştirdiğimiz zaman ancak böyle oluyor, değil mi? Çünkü şuradaki A 40 derece geldiği için şuradan 9 parça kesmemiz lazım. O yüzden de L noktasından kesmemiz gerekiyor. 33. soru. Aşağıda ABCD düzgün beşgeni verilmiş. DH simetri ekseniymiş. Boyalı bölgeden alınır oranı kaç olabilir diyor. Şimdi simetri ekseni olduğu için arkadaşlar şu orta noktadır. Tamam, yani bunlar keş parçaya bölgesi. Hatta şunlar da çizgi çizgi diyebilirim. Bak, o zaman FH orta tabandır. Kimin orta tabanı? Şöyle E ile B'yi birleştirdiğim zaman bunun orta tabanı. Şimdi orta tabandaki olay neydi? Şurası A birim kare ise şuradaki yamuğun alanı 3A birim kare diyorduk. O yüzden şu bir köşegen. Köşegeni 4A'lık bir alana ayırmış. O zaman buradaki boyalı alan da 4A'dır. Sarının pembe oranı A'ya 4A dediğim zaman 1 bölü 4. Ya da çarpmaya göre tersi 4 olabilir. 34. soru. Dik koordinat düzleminde Y doğrusu verilmiş. A ve B noktaları üzerindeki arasındaki uzaklık 1 birimdir. Şurası 1 birimmiş. Tamam. X eksen üzerinde alınan B ile C nokta arasındaki uzaklık da 3 kök 2 birimmiş. X eksen, şurası da 3 kök 2 birimmiş. Tamam. O zaman şu Y eşittir. X'i X artı K olduğu için bunun eğimi eksi 1. Yani şuradaki açının 135 derece yaptığını söyler bu. Bunu da buradan şöyle birleştirdiğim zaman 135'e şu 45'i kullanmak için şu 45, şu 45. O zaman şurası 3'tür. Şurası 3'tür. 3, 3, 3 kök 2 olsun diye. Bak, burası 3 geldi. Burası 4 geldi. O zaman AC'ye 5 bulduk. A ile C arasındaki mesafe diyor. O da o zaman 5 birimdir. Evet, doğrusu ile eksenler arasında kalan sınırlı bölgeden rastgele alınan bir noktanın koordinatları toplamının en fazla 4 olma olasılığı kaçtır? Şimdi bu doğruyu bir çizelim. X artı şurası X, şurası Y. Şimdi X artı 2 Y. Y'ye 0 versem X'e 6. Değil mi? X'e 0 versem Y'si 12. Şöyle bir doğru. Şimdi eksenler arasında kalan sınırlı bölgeden rastgele alınan bir noktanın koordinatları toplamının en fazla 4 olma olasılığı. Yani öyle noktalar alacakmışım ki ben bunların koordinatlarını topladığım zaman 4'ü geçmeyecekmiş. X artı Y küçük eşit 4 olacakmış. Bu da bir doğrunun
bir tarafı değil mi? Şimdi ben burada x'e 0 versem y'si 4 olacak. Y'ye 0 versem x'i de 4 olacak. Değil mi? Yani şöyle bir doğru. Şöyle bir doğru. Sonra bunun neresini isteyeceğim? 0'ı 0 kullandığım zaman 4'ten küçük olacağı için bunun da alt tarafını istiyorum. Şunu da alt tarafını istiyorum. Tabii ki bize şu bölge arasında lazım. Yani şu bölgeden seçmem lazım arkadaşlar. Şu bölgeden seçmem lazım. En fazla 4 olma olasılığı. Bizim örnek uzayımız nedir? 12 çarpı 6 bölü 2'dir. Çünkü büyük üçgen alanı. Artık buradaki üçgen alanında 4 çarpı 4 bölü 2'dir. 2'leri gönderebiliriz. Şimdi şu 4 ile şunu gönderelim. 3 olsun. 4 bölü 18. 2'ye bölersem 2 bölü 9 oranında bu olasılık sağlanabilir. 36. Bir inşaat çalışması sırasında tabanı ABCD karesi şeklinde olan bir kürek ABCD karesinin yarısı toprağın içinde kalacak şekilde gösteriliyor. Tamam. Şimdi yarısı toprağın içinde kalacaksa arkadaşlar şimdi o zaman bunun değil mi? Bunun ne olması lazım? Şöyle şöyle bir büyütelim biz bunu. Şunu şöyle bir büyütelim. Şöyle bir büyütelim. Heh. Tamam. Şöyle bir dörtgenimiz. Tamam. EVF noktalarının orta noktası M olmak üzere. Şimdi EVF orta noktası M olacakmış. O zaman bak şunları geçirdiğim zaman bunlar köşegenden geçmek zorunda. Hem de yarısı olacağı için. Yani şunlar şöyle köşegenden geçmek zorunda. MD artı MC 10 kök 2. MD artı MC 10 kök 2. Köşegenden geçeceğini söylemiştik. O zaman bunlar 5 kök 2'ye 5 kök 2 olmak zorunda. Burası 90 derece. O zaman şurası AAA kök 2'den 10 olmak zorunda. ABCD karesinin alanı kaç birim karedir diyor. 100 birim karedir deriz. 37 dik koordinat düzleminde 3x 4 noktası orijin etrafında pozitif yönde 127 derece döndürülüyor. Bakalım 3'e eksi 4. Şimdi 3'e eksi 4 noktası şurada. Orijin etrafında pozitif yönde 120 derece döndürüldüğü zaman şöyle bir nokta oluyor. Yani şurası 127 derece olsun. Tamam. B noktası orijin etrafında negatif yönde 53 derece döndürülürse iki nokta çakışıyor. Şimdi 53. Bak şimdi. 127 ile 53'ün ilişkisi ne? Bak şurası 53 değil mi? Şurası 53. Bu kadar döndürürse B noktasını şuraya geliyormuş. O zaman şu A noktasıyla B noktası birbirinin tam orijine göre simetri değil mi? Yani buradaki A noktamız bizim için 3'e eksi 4 ise şurası doğrusal olduğu için burası da kesinlikle eksi 3'e 4 olmak zorunda. Orijine göre simetriyi olacağı için. 38 dik koordinat düzleminde OABC dikdörtgeni ile ADEB paralel kenarın alanları birbirine eşitmiş. Tamam. Tanjant alfa 3 bölü 4 olduğuna göre O ve D noktadan geçen doğruların eğimi kaçtır? Bakalım. Şimdi bunların alanları birbirine eşit imiş. Alanları birbirine eşit. Şimdi şuraya 90 derece diyelim. Şimdi şuraya A diyelim. Şuraya B diyelim. Şuraya da C diyeyim. Şurayı bir bulmam lazım benim. Şimdi şuradaki alanım da şey açım da 90 eksi alfa değil mi? Buradaki de 90 eksi alfa. Şimdi alanları birbirine eşitse o zaman A çarpı B eşittir. A çarpı C çarpı sinüs 90 eksi alfa demem lazım değil mi? Bir kez şuradaki A'lar gitsin. O zaman bizim B bölü C'miz ne yapıyor? B bölü C'miz sinüs 90 eksi alfa kosinüs alfaya eşittir. O zaman B bölü C'miz bu yapıyor. Tamam mı? Sonra O ve D noktasından geçen doğrunun eğimi. Şimdi ben şunu şuradan bir çeksem. Şunu şuradan çeksem. Demek ki burası ne olacakmış arkadaşlar? B bölü C kosinüs alfaya eşit olacak. O zaman burası B olacakmış değil mi? Şimdi şurası ne olacak? Tanjantta 3 bölü 4'müş. He. Şuraya o zaman ben 3K diyeyim. Şuraya 4K diyeyim. Şuraya 4K diyeyim. O zaman şurası da 5K olacak değil mi? O zaman şurası da 4K olacak. O zaman buradan geçen doğruyu çizersem bak 3'e 8 değil mi? O zaman karşı bölü komşu 3 bölü 8 olmalı doğrunun eğimi. Aşağıda birbirine menteşelerle bağlanmış iki parçadan oluşan duvara dik biçimde monte edilmiş açılıp kapanabilen bir çalışma masasında açık ve kapalı şekilleri görülmüş. Tamam. Şekil 1'de masa kapalı durumdayken AB 5. AB 5. Şurası 5. Tamam. Şöyle biraz
büyük çalışalım. AB 5. BC 16. Şurası 16'ymış. Şurası 16'ymış. Tamam. DC'de 13. DC'de şurası. Değil mi? Şurası da 13 birimmiş. Bu da tamam. ABC 90 derecedir. ABC. Tamam. Masanın hareketli olan parçası okyanusta 90 derece döndürülerek açıldığında C noktası C noktasına geliyor. Tamam. Buna göre şekil 2'de DC üssü uzunluğu kaçtır? Şimdi bir kez şunu diyebilir miyiz biz? Şunu şuradan çeksek burası 5. O zaman şurası 12. Şurası 16 değil mi? O zaman A'dan D'ye kadar 28. Şuraya kadar 28. Sonra burası 5'ti. BC şurası 16 idi. O zaman şurası ne yaptı? 21 mi yaptı? Şimdi bize şurayı soruyor. Bak şimdi 21 3 kere 7. 28 4 kere 7. O zaman burası da 3, 4, 5'in 7 katı olacağı için 5 kere 7'den 35 santimetre olacaktır. Şekilde 3 daire 3 parça ayrılıp bu parçaların en büyük hacimli birer konum oluşturuluyor. 1, 2, 3 numaralı parçaların elde edilen konilerin yüksekleri H1, H2, H3. Bunların arasında nasıl bir sıralama vardır diyor. Bakalım. Şimdi bu daire dilimlerinin arkadaşlar, bu daire dilimlerinin şuradaki yarı çapları bizim oluşturacağımız koninin ana doğrusu olacak, değil mi? Şimdi buradaki R, şuradaki R, buradaki L. Şimdi biz haçlar arasında ilişki yapıyoruz. İlişki arıyoruz. Bakalım. Şimdi haç eşittir ya da haç kare artı R kare eşittir L kare olacak, değil mi? Buradan haç kare eşittir L kare eksi R kare diye bir bağıntımız var. Şimdi bir de şöyle bir bağıntımız vardı. R bölü L eşittir alfa bölü 360. Buradan R'yi yalnız bırakırsak L çarpı alfa bölü 360 olacak. Şimdi L sabit. 360 da sabit. O zaman alfa ne kadar büyük olursa R de o kadar büyük olacak, değil mi? Buradan da R ne kadar büyük olursa H de o kadar küçük olacak. Yani R büyüdükçe aslında H küçülecek. O zaman bakacağız. Birincinin en büyük hangisi? 120, değil mi? Alfa ile alakalı şey yapacağız. O zaman özür dilerim, en büyük 135. O zaman alfa büyükse o en küçük olmak zorunda. Yani H2 küçük olmak zorunda. Sonra 120 geliyor. H1. Sonra 105 geliyor. H3. Yani H2 küçük, H1 küçük, H3 olmalı. O da D seçeneğinde.